Bugün Gürcistan'ın Kutaisi kentine yaklaşık yarım saat mesafedeki Skaltubo yerleşimindeyiz. Burası Sovyetler Birliği'nin sanatoryum merkezi olarak biliniyor. Yaklaşık 20'nin üzerinde sanatoryum, hamam ve çeşitli termal kaplıca bulunuyor. Peki ama ne oldu da sayısı 20'yi aşkın sanatoryum bugün terk edilmiş durumda? Gelin dilerseniz biraz bunu konuşalım. Ama öncesinde sanatoryumların Sovyetler Birliği'nde ne anlam ifade ettiğine dair kısaca birkaç söz söyleyelim. Bölge küçük bir yer olmasına rağmen neredeyse her yerde sanatoryumlar inşa edilmiş durumda. Sovyetler Birliği'nin anayasasına göre bütün çalışanların, emekçilerin ücretsiz yıllık tatil izinleri bulunuyordu. Ve bu tatil izni dememizdeki neden? Çünkü ücretsiz olarak tatil yapma hakları vardı. Burada tabii altını çizmemiz gereken bir nokta var. Ücretsiz izin hakkı başka bir şey, tatil hakkı başka bir şey. Yani ücretsiz tatil hakkından söz ediyoruz burada. Bir yıl, bir aylık mesela izninizi kullanabileceğiniz tatil opsiyonları vardı Sovyetler Birliği'nde. Bunların en popüleri sanatoryumlardı. Bu sanatoryumları tercih ederken tabii ki belli başlı mesleki öncelikler bulunuyordu. Yani ağır işlerde çalışan işçilerin de faydalanabileceği yerlerdi. Ama onun dışında mesela okul gezilerinde öğrencilerin de gelebildiğini biliyoruz. Ya da farklı devlet dairelerinin kendi sanatoryumları vardı. O nedenle meslek grubuna göre de değişiklik gösterebilen bir devlet hizmetiydi bu. Bugün geldiğimiz noktada ise yaklaşık yılda 700 kişinin buradaki faal sanatoryumlara geldiğini görüyoruz. O da faal sanatoryumlar dediğimizde bir elin parmağına geçmeyen sanatoryumlar. Sovyetler Birliği zamanında ise yılda 125 bin kişinin geldiği bir yerde Skaltubo. İçinde bulunduğumuz yerde mesela madencilerin sanatoryumları vardı. Ya da dediğimiz gibi farklı meslek gruplarının sanatoryumları vardı. Bugün maalesef bunların hiçbiri kullanılmıyor. ...1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bölgede pek çok savaş çıkıyor. Tabii ki burada da bu çatışma hali Abazya Savaşı'yla vücut buluyor bu dönemde. Ve yine 1990'larda bu savaştan dolayı bulunduğumuz yere pek çok göçmen geliyor. Ve girdiğinizde aslında bu dışarıdan yıkık gözüken binaların içerisinde bir hayatın olduğunu görüyorsunuz. Tabii bu hayatın Sovyetlerin dağılmasıyla ilgili bir hayat olduğunu düşünürsek eğer hikaye çok daha farklı bir şekilde okunabilir diyebiliriz. Savaş bölgesine yakın bir yerde olduğumuz için de bir göçten bahsediyoruz ama bunun bir nedeni de Skaltubo'daki sanatoryumların 1990'dan sonra kullanılmıyor oluşu. Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tabii ki buraya ne bir yatırım yapılıyor ne bir yine aynı kamu yararı gözetilerek bir tatil hakkı sunuluyor yurttaşlara. O nedenle buradaki boş binalar Abazya'dan gelen mültecilere açılıyor. Bu mülteciler tarafından kullanılıyor. Tabii yine burada devletin bir yardımından söz etmiyoruz. Hani bugün hala aynı insanlar aynı dairelerde yaşamaya devam ediyorlar. Buna daire demek de çok kolay değil. Oldukça kötü koşullarda elektriğin, suyun neredeyse ilkel şekillerde sağlandığı yapılardan bahsediyoruz. Düşünün 30 yıl geçmiş neredeyse savaşın ardından. Hala aynı şartlarda yaşıyor bu insanlar. Ve çöküşün de korkunç derecede net bir örneğini görüyoruz diyebiliriz bu buradaki göçmenlerin yaşadığı yerlerde. Tabii daha öncesinde de farklı şekillerde kullanılmış sanatoryumlar ama tabii daha farklı nedenlerle. Şöyle diyelim, İkinci Dünya Savaşı'nda yine Nazi Almanyası'nın
Sovyetler Birliği'ne karşı düzenlediği saldırıda Kafkasya'da da bir cephe oluşuyor ve bu cephede hemen arkada bulunan Kutaisi ve tabii ki Skaltubo bir cephe arkası şehri görevi görüyor ve buradaki sanatoryumlar o dönemde hastane olarak hizmet veriyor. Tabii geçici bir dönem, yani savaş koşulları altında yaşanan bir süreç. Yani şu anki gibi 30 yıl süren bir göç yok. Kaldı ki burası yerleşim yeri olarak değil, hastane olarak kullanıyor. Bunu da altını çizmek lazım. İşte bu yüzden Skaltubo'da bugün gezdiğimiz zaman karşımıza çıkan pek çok eski atıl sanatoryumu gördüğümüzde aklımıza bazı düşünceler geliyor. Bunun başında eskiden tatil hakkını kullanması için işçilere sunulan, ücretsiz olarak işçilere sunulan, öğrencilere sunulan bu binalar bugün Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir krizden etkilenen insanlara ev sahipliği yapıyor. O nedenle belki de biraz daha farklı düşünerek aklımıza fantastik kitapları ya da filmleri getirebiliriz mesela. Orada bazı sahneler vardı. Hani en bilindik örnekten gidelim. Yüzüklerin Efendisi'nde Tolkien'in dünyasındaki işte o Argonaut heykellerini hatırlayalım mesela. Frodo ve arkadaşları o nehirden geçerken kendilerinden önce yaşamış ama kendilerinden uygarlık olarak daha yüksek bir seviyede bir düzen kurmuş türdaşlarının ya da işte insanların heykellerini görüyorlar. Bundan etkileniyorlar. Burada da bu yapılar aslında biraz o anıtlara benziyor. Yani geçmişte düşünün, yani burada bir telekomünikasyon binası varmış, burada bir hamam varmış, burada bir yüzme havuzu varmış. Herkese sunulan bir yüzme havuzuymuş. Önemli olan da bu belki de. Atıyorum Kazakistan'da siz bir işçisiniz ve tatil hakkınızı kullanmak için ücretsiz olarak devletin size sağladığı bir hak olarak buraya gelebiliyorsunuz. Bir hafta iki hafta dinlenebiliyorsunuz, geri dönebiliyorsunuz. Böyle anıların yaşandığı yerlermiş buralar. Ancak şu an kaderine terk edilmiş durumda. Tüm bunlar da aslında bize o fantastik kitaplardaki ya da bilim kurgu filmlerindeki, romanlarındaki hikayeleri aklımıza getiriyor. Yani bugün bu işte Walking Dead dizisinden çıkmaymış gibi görünen bu yerleşim yerleri zamanında acaba nasıl hayatlara ev sahipliği yapmış? Belki bu sorulara yanıt aramak, bugünün dünyasını anlamayı, daha doğrusu anlamlandırarak çözümler aramayı da kolaylaştırabilir.